kronik hastalıkla boğuşan ve bir takım ünitelere, evde cihaza bağlı olan hastalarımız var biliyorsunuz. Onların elektrik harcamaları ciddi tutarlara denk geliyor. Bu nedenle de bir düzenleme yapıldı sözde. Neydi? Elektrik desteği. Fakat çıkmaza girdi. 206 lira tutarında aylık bir destek söz konusu. Ama Aile Bakanı Derya Yanık bunun planlama aşamasında olduğunu söyledi. Yani bakalım 206 liracık destek için bu bitmeyen hesap neymiş efendim? Yaklaşık olarak bir oksijen konsantratörü ayda 200 kW'a yakın bir harcama yapıyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Mutlaka ama mutlaka destek verilmesi lazım. İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için en önemli şey nefes değil midir? Bir nefes devletin de sorumluluğu değil midir? İnsanca yaşayabilmek için şu an yeni elektrik faturamız geldi. Bir aydan daha az süre için yaklaşık 800 lira fatura geldi. Yatağa bağımlı annesine nefes olan, aralıksız oksijen sağlayan solunum cihazını çalıştırabilmek için ayda 800 lira elektrik faturası ödemek zorunda Neşe Güzel. Beklediği 206 liralık cihaz desteği de devletten gelmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 206 liralık desteğin 2022 yılı için henüz planlama aşamasında olduğunu açıkladı. Kesinlikle hiçbir destek gelmedi. Biz kendimizi çok yalnız hissediyoruz bu verdiğimiz zorlu mücadelede. Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Tekirdağ'da yaşayan ALS hastası 77 yaşındaki Satiye Güzel 15 yıldır yatağa bağımlı. Elektriğe son gelen zamlarla cihazlara bağlı yaşayan yaşlı kadının da bakımı iyice güçleşti. Masraflar ağır olunca aile annelerine bakabilmek için dükkanı da satmak zorunda kaldı. Babamın dükkanı vardı, dükkanını sattı. Zaten yaşamın çok zorlaştığı bu günlerde biz ekstra zorluk yaşıyoruz. Maalesef ki sesimizi hiçbir yere duyuramıyoruz. Elektrik zamlarından sonra hastaların önemli bir bölümü faturaları ödemekte zorlanıyorlar. Biz KOV Hastaları Derneği olarak bu konuda gerekli bir kamuoyu oluşturma çabası içerisine girdik. KOAH ve ALS Hastaları Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu yüksek elektrik faturalarının altından kalkamayan hastaların sesini duyurabilmek için ayağa kalktı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ailelere cihaz destek ücretinin verilmesini meclis gündemine taşıdı. Aile Bakanı planlama aşamasında dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yücer de kanun teklifi verdi. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı sadece cihazın elektrik tüketim düzeyine göre 200 TL'ye kadar destek veriyor. Hem de muhtaçlık sınırının altında evde bakım yardımı almıyorsanız. 2021 yılında sadece 144 haneye bu desteği vermiş. Bu hiçbir derde deva olmaz.